fedakarlıklarıyla önümüzü aydınlatan, vatan için, bayrağımız için, istiklalimiz için şehadet şerbeti içen 15 Temmuz şehitlerim ve tüm aziz şehitlerimizin huzurları da sizleri saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri
şahsım ve Oda Müslümanına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir numaradan sonra Avrupa'nın Asya'yı açılan kapısı güzel videomuzda Bigo Forum'umuzu yeniden açmanın milletin efendisi, köylümüz ve çiftçilerimizle, besicilerimizle buluşturma mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bigo yılda 2 hatta 3 puan yapabilecek potansiyelde. Buraya doğru da hızla ilerliyoruz. Hatta bu konu hakkında görüşmelerimiz var, talepler var, değerlendirmekteyiz. Sayın Mali Yardımcım, değerli konuklar. Öncelikle şunu demek isterim ki bizler ticaret ve sanayi erbabı olarak Türkiye'mizi 2023 vizyonuna uygun olarak yatırımların ve istihdamın artması, ticaretin gelişmesi, ihracat açımının büyümesi, özet olarak ülkemizin kalkınması, vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda faaliyetlerini sürdürerek gelişmiş ülke standartlarına ulaşmak için var gücümüzle arkadaşlarımızla
kısmı döneme çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Milletvekillerimiz Kızılcahamam'da kampta. Başta AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Kırvan'a ve Çanakkale milletvekillerimizin tümüne bigamız ve gölgemiz için yapmış oldukları çalışmalardan dolayı şahsım ve üç biramız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Kaymakamımızın şahsında bigadaki tüm ve kurum bilimlerine, belediye başkanımızın şahsında biga belediyesine, biga ticaret borsamıza, biga ziraat odamıza ve diğer tüm odalarımıza, derneklerimize, paydaşlarımıza, dernek katkıları ve işbirliklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Fuarın açılışını uğurlandıran başta Sayın Mali Yardımcımıza olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Fuarımızı stand kurmak, kurarak ürün ve hizmetleri sergileyen tüm firma, kurum ve kuruluşlarımıza başarılı ve verimli bir fuar geçirmesini temenni ediyorum. Ziyaretçilerimize yardım olacakları, beklentileri karşılayacakları tehlikeli bir fuar diliyorum. Bu büyük düşüncelerle hepinizi şahsım ve Biga Ticaret Sanayi Odası meclis adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanımıza, İş Adam Doğan'a ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklar, ülkemizin en üst düzey yöneticilerinin 13.sü düzenlenen Biga Fuarı açılış töreni vesilesiyle sizlere göndermiş oldukları mesajları ediyorum. Sayın Mali Yardımcım, Sayın Kanton Başbakanım, Bakanlarımız, Büyükelçimiz, Fahri Başkonsolosumuz, Sayın Kaymakamım, Tarihi Alan Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarımız, kamu ve özel sektörümüzün il ve ilçe temsilcileri, belediye başkan arkadaşlarım, belediye meclis üyelerimiz, siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanları, yöneticileri, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sanayici iş adamlarımız, tarımımızın belkeni, değerli çiftçilerimiz, ben de sizlere sevgi, saygı ve en kalbi duygularımı selamlıyorum. Fuarımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara bölgesinin en büyük gıda, tarım, hayvancılık ve teknolojileri Biga Fuarı'nın 13. yılından hep birlikte ev sahibi yaptığımız için gururluyuz. Türkiye'de artık geleneksel hale gelen, düzenlenen, fuarlar içinde ayrı bir yeri olan Biga Fuarı, kendi öz gücüyle gelişerek bugüne kadar ağırladığı 100 binden fazla ziyaretçisiyle örnek bir fuar haline gelmiştir. Ben de bugüne kadar fuar etkinliklerimizde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kutluyorum. Gücünü ve potansiyelini keşfeden bir Türkiye'nin tarım, hayvancılık ve sanayi alanında çok önemli bir bölgesi durumunda olan bir ilçesi var. O da Çanakkale'nin giriş kapısı Biga'mızdır. Hepimizin ortak değeri, hedefi Biga'mızın, hükümetimizin, milletvekillerimizin ve en önemlisi elleri nasır tutan çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın desteğiyle tarım ve hayvancılık ile sanayi alanında lider konuma getirmektir. Bizim derdimiz nitelikli tarım ve hayvancılığı çiftçimiz ve üreticimiz ile birlikte sağlamak, tarım, hayvancılık ve sanayide markalaşmış ürünleriyle dünya standartlarında üretim yapan modern bir ilçe yolunda hızlı adımlarla ilerlemektir. Güney Marmara'nın yükselen değeri Biga'mız, tüm ülkemize olduğu gibi dünyaya açılan birçok ülkeye ihracat yapan bir ilçe konumuna gelirken ilçemizin ihracat rakamları 1 milyar doların üzerine çıkmıştır. Üreten ve gelişen Biga'mızda herkes toplumun ve ticaretin tüm ögeleri değişime ve gelişme ciddi şekilde hazırlanmalı. Bölgemizin cazibe merkezi haline geldiğini bir an olsun unutmamalıdır. Çünkü geleceğin Biga'sının inşa edilmesi yolunda hızlı ve büyük adımlar atılıyor. Biga, Gümüşçay, Karabiga belediyeleri olarak ortak çalışma sistemiyle ekonomik ve sosyal yönden
merkezi hükümetimizin desteğiyle bölgemizin büyümesi ve kalkınmasını sağlayarak kazanımlarımızı artırmak en önemli hedefimizdir. BİGA Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi, nitelikli, kaliteli ve istihdamı artıran kuruluşlarla bölgemizin ekonomik kalkınmasına güç verecektir. Yine çalışmaları hızla süren Ezine Gıda Organize Sanayi Bölgemizin tamamlandığında ilçemizde başta olmak üzere bölgemizin tarım üretimi gelişecek, tarımsal ürünler kaliteleşecek ve çiftçimiz işletme sahipleri olarak piyasaya girip aracısız bir şekilde mallarını satabileceklerdir. Üçüncü blokların konulmasıyla köprü ayaklarının yükselmeye devam eden ve inşallah 2022 yılında hizmete açılacak olan 1915 köprüsüyle birleşen Asya ve Avrupa ulaşımı bölgemizin hareketliliğini daha da artıracaktır. Kalkınmaya ve gelişmeyle birlikte ilçemizin Çanakkale-Bursa Karayolu üzerinde planladığımız Minya-Çanakkale projemiz Göktepe Köyü'nde belediyemize bedelsiz olarak kazandıracağımız 150 dönümlük arazi üzerine et entegre tesisi, hayvan pazarı, kamyon garajı ve sosyal tesisleri ve maddiyeciler sitesi projemizin hayata geçmesiyle de şehrimiz cazibe merkezi haline gelecektir. Çünkü BİGA demek tarım, hayvancılık ile doğaya ve çevreye saygılı sanayi demektir. Elbette ki söz konusu BİGA'mız olunca kapıyı çalmadan içeri girilecek diyen, ilçemize kazandırdığı ve kazandıracağı projeler için kıymetli desteğini her zaman hissettiğimiz için tüm yoğunluğuna rağmen BİGA'nın dertleriyle ayrı olarak ilgilendiği için Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bülent Duran ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Jübile İskenderoğlu'na buradan teşekkürlere bir borç bilir. BİGA Fuarı, yerel yönetimleri, yerel iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla, yani kısacası tüm dinamikleriyle düzenlenerek dünden bugüne büyürken ortaya ise hep birlikte BİGA gücü çıkıyor. İlki 7 firma katılımıyla gerçekleşen BİGA Fuarı'nın 13. yılında 150'nin üzerinde firmanın katılması, yüz binlerce ziyaretçiye ulaşan fuarın ve BİGA'mızın gücünü ortaya koyduğunu görüyoruz. Fuarımıza, BİGA'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek hemşehrilerimize ve katılımcı firmalara bereketli kazançlar getirmesini diliyorum. Başta ticaret ve sanayi odası olmak üzere ticaret borsamıza, ziraat odamıza ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Haziran ayında Bosna Hersek Yardımlaşma Derneğimizle düzenlemiş olduğumuz Bosna Srebrenica anma törenlerinden katıldık ve oradaki bize çok kıymetli kanton başbakanımız, bakanlarımıza ve özellikle büyükelçimize, Fahri Konsolosumuz, çok kıymetli Kemal Baysak beyefendiye bizlerle orada bizzat ilgilendiği için ayrıca teşekkürleri bir borç biliyorum. Ayrıca 13.sü düzenlenen BİGA Fuarı'na da uluslararası bir boyut kattıkları için ayrıca kanton başbakanımıza, bakanlarımıza, büyükelçimize ve Fahri Başkonsolumuza da çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mali Yardımcı, ona sana kantonu başbakanı, değerli belediye başkanlarımız, sayın rektörüm, sayın Cumhuriyet Başsavcım, siyasi partilerimizin değerli başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, iş adamlarımız, çiftçilerimiz, saygıdeğer BİGA'lılar. Bölgemizde düzenlenen en büyük ve geniş katılımda olan ve bu yıl 13.sü düzenlenen BİGA Gıda, Tarım, Hayvancılık Teknoloji Fuarı'na ben de hepiniz hoş geldiniz diyorum.
Çiğ'a ilçemiz ticaret ve sanayi sektöründe olduğu gibi tarım ve hayvancılık sektöründe de ilimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli manada katkı sağlamakta ve özellikle Güney Marmara bölgemizin cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Son yıllarda bu sektörlerle beraber devletimizin yapmış olduğu yatırım ve desteklerle turizm sektöründe de atılım yapmak ve ilçemizin doğal, kültürel zenginliğini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Değerli misafirler, saygıdeğer biganlar, yaklaşık 4000 ailemizin çiftçilikle geçimini sağladığı, 2018 tarımsal gelirinin 1,5 milyar Türk lirasını aşan et ve süt üretim ve kalitesinde ülkemiz ortalamalarının üzerinde olan, yine 2018 sonu itibariyle dış ticaret hacmi 3 milyar doları aşan ve her geçen gün sanayisiyle imalat, mobilya ve enerji sektörüyle gelişen ve büyüyen ilçemizde ileri teknolojiye uygun olarak daha verimli, daha stratejik bir tarımın ve üretimin yapılması adına sektörde yeniliklerin takip edilmesini sağlamak, ekonomik anlamda katkı sunmak için düzenlenen Biga Fuarı'nın özellikle yatırımcılarımıza, çiftçilerimize ve üreticilerimize büyük faydalar getireceğini umuyorum. Fuarımıza katılan özellikle gıda, tarım ve hayvancılık, otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren 134 firma ve işletmecinin çiftçilerimiz ve üreticilerimizle bir araya gelerek karşılıklı etkileşim ve bilgilendirme süreciyle yeni uygulama yöntem ve teknikleriyle tanışma fırsatı bulacaklardır. Bugün burada gerçekleştirilen fuar nedeniyle birbirinden farklı birçok sektörün bir araya gelmesini çok anlamlı buluyorum. Bu birliktelik ile sektörümüz daha da gelişip büyüyecek, rekabet gücünü arttırarak katma değerlerini de yükselteceklerdir. Değerli katılımcılar, ilçemiz sadece üreten değil, ürettiği alanlarda teknolojiyi kullanarak verimliliği arttıran, ARGE ve tasarım merkezlerini de kurarak piyasayı belirleyen ve bir şehir kimliğini kazanmak zorundadır. Bunu başardığımız zaman sadece bölgemizde değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de çok büyük kazanç elde edeceğimizden hiç şüphe duymuyorum. Bu çalışmalar kapsamında üniversitemizi de artık meselenin yönlendiren ve belirleyen merkezi haline dönüştürmek zorundayız. Üniversiteler bilimin çevresiyle bütünleştiği, katma değer üretilen ve şüphesiz kentlerin gelişimini çoğaltan etkisiyle büyük başarılar gerçekleştiren merkezler haline gelmek zorundadır. Köprü geçmişiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitemiz bugün bu misyonun üstlenicisidir. Üniversite şehir işbirliğinde özellikle tarım, hayvancılık, enerji, mobilya ve sanayi önemli başlıklardır. Bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, borsamız, ticaret ve sanayi odamız, sivil toplumun bütün kuruluşları bu paydaş ilişkisinin ve çabanın ortaklarıdır. Değerli Bigalılar, Biga yakın gelecekte sanayi ve tarım altyapısında çok daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye ulaşacaktır. Organize sanayi bölgemizin 50 hektarlık, yani 500 dönümlük genişleme sahası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Bu vesileyle organize sanayi bölgemize, ilçemize ve yatırımcılarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu vesileyle çok daha fazla yatırımcı ilçemize gelecek ve ilçemizin istihdamına ve üretimine katkı sunacaktır.
adıyla selamlıyorum. Sizleri öncelikle Valimiz Sayın Orhan Tavlı'nın selam ve sevgileriyle selamlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bigal ilçesi benim gündemime 2011 yılında Karamürsel Kaymakamlığı yaptığım sırada ki birçok boşnak vatandaşımızın yaşadığı bir başka ilçedir. Küçük oğlumu Bigal İktisadi İlimler Fakültesi'nde kayıt yaptırmak için geldiğim sene girdim. 2011'de başlayan benim oğlum macerası hala devam ediyor. Çok sevdim burayı ki hala bitirmeye yetiyor. Okumaya devam ediyor. O manada bir haber için önemli bir için. Bunun yanı sıra tabii sahip olduğu tarımsal potansiyeli her zaman gıpta ile izlediğim örnek bir ilçemiz. Bir sene önce Çanakkale Vali Yardımcılığı'nda İzmir'in Ödemiş ilçesinden geldi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde Çanakkale'nin Biga ilçesi gibi hakikaten tarımda kendini ispat etmiş, Ege'nin neredeyse tarım başkenti olmuş çok önemli bir ilçeydi. Buna benzer çok ciddi bir fuar süs bitkilerin alanında İzmir'de Ödemiş'in her sene düzenlemekteydi. Yine Ege'nin çok önemli ilçelerinden, tarım ilçelerinden bir tanesi Söken ilçesinde kaymakamlık yapma fırsatım buldu. Orası da gerçekten potansiyeli çok güzel olan bir ilçeydi. Bu ilçe deneyimlerinden sonra şimdi bir vali amcası olarak Biga ilçesinde sizlerle birlikte hakikaten Biga'nın sahip olduğu bu güzel potansiyeli, bu güzel fuarla yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum, büyük gurur duyuyorum. O manada burada olmak, mutluluğu paylaşmak beni gerçekten çok sevindiriyor. Bu tür fuarların önemini, gereğini, Biga ilçesinin Marmara'daki önemini tarımda belki burada oturan herkes benden daha fazla bilir. O yüzden fazla kelam etmeye, bu konuda fazla ahkam kesmeye gerek yok. Ne kadar önemli bir ilçedeyiz. Ne kadar da bu önemli ilçenin güzel bir fuarındayız. Ben bu fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen başta ilçe sanayi ve ticaret başkanı olmak üzere belediye başkanımız, kaymakamımız tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Valimiz adına bu güzel fuarın inşallah katılımcılar için hayırlara, güzelliklere, daha güzel paylaşımlara vesile olmasını diliyorum. Ve katıldığınız için, bizlerle bu güzelliği paylaştığınız için tüm huzuruna tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Çanakkale Vali Yardımcımız Sayın Celil Ateşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz Orhan Tavlı'ya da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, bu ülkenin en büyük gücü kendi insan huzurumuz. Bizler de birbirimize kenetlendik. 13.sünü gerçekleştirdiğimiz Biga Fuarı'nın açılışı için önce kocaman bir alkış alayım bakayım herkesten. Tüm otomotiv sanayi standı, evet harika. Şimdi güçlü, güzel, motivasyonu yüksek bir açılış için hazır mısınız? O zaman başta Sayın Vali Yardımcımızla beraber Kanton Başbakanımız, yine Bosna Hersek'ten gelen çok önemli bakanlarımız, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, tüm protokolümüz
açılışı yapıldı. Çok değerli insanlar katıldı yanımızda. BİGA AK Parti İlçe Başkanımız var. Evet. Bakalım bu fuarla ilgili ne söyleyecekler efendim? Evet, BİGA fuarımız, BİGA fuarımız bu yıl 13.sü vatandaşımızla buluşturduk. Bu anlamda emeğe geçen BİGA Ticaret Odamıza, BİGA Ticaret Borsamıza, BİGA Belediye Başkanlığımıza ben de teşekkür ediyorum. BİGA Güney Marmara'nın ve Çanakkale'nin üretim anlamında en büyük ilçesi. Burada önemli sanayi kuruluşları var. Bu anlamda da bu fuar bu üretimin pik noktası oluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yine daha büyük katılımlarla daha fazla insanın gezmeye geldiği, alışveriş yaptığı ve burada üretilen ürünlerimizi gördüğü bir fuar olmasını diliyorum. Tabii fuarlar çok önemli. Bu anlamda da BİGA'mızın çıtasını yükseltiyor. BİGA'da bu anlamda çalışan özellikle Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bülent Turan'a ve Jülde İskenderoğlu'yla milletvekilimiz yine aynı zamanda da BİGA Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'a ben çok teşekkür ediyorum. Bu fuarla alakalı yaptıkları çalışmalarla ilgili. Sizlere de sizlerin aracılığıyla da tüm izleyenlerimizi BİGA fuarımıza davet ediyorum. Efendim inşallah bundan sonra daha ne fuarlar göreceğiz. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyicilerimizin yanımızda Bosna Hersek'li yöneticiler mi? Buşim ilçesinden misafirlerimiz geldi. Evet. Ve fuarı da beğendiler, geziyorlar şu durumda. Bihaç vilayet, Bihaç kantonunun başkanı da geldi. Bu arkadaş değil, başka bir tane ileride. Evet, onlar, o da geldi. Çok memnun olduk. Evet, Boşnakça bir... Da. Kardeşin Aşo... Došli smo ovdje na poziv načelnika, inače ja sam ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona u Bosni i Hercegovini. Ovdje je i naš premijer kao i ministar privrede. U zvančnoj smo delegaciji u posjeti ovome sajmu. Fuarı geziyoruz. Fuarı konsolosumuz bakalım bize neler anlatacak fuarı. Beğendiniz mi? Nasıl durumlar? Fevkalade bir fuarı geziyoruz. Evet. Güney Marmara'da çok önemli bir yerleşim bölgesi olan BİGA'da yapılan bu fuar hem üreticinin hem tüketicinin bir araya gelmesini ve ihracata dönük çalışmaların yapılabilmesini sağlayacak çok önemli bir fuar. Üretmenin yanında satabilmek de önemli. Fuarların bu fonksiyonu var. Ürettiğinizi tanıtabilmek, pazarlayabilmek en önemli hususlardan biri. BİGA'da bu fuar, BİGA Belediye Başkanımızın, BİGA Kaymakamımızın, BİGA Sanayi ve Ticaret Odamızın, meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve üretici çiftçilerimizin, hayvancılıkla uğraşan, toprakla uğraşanların kendilerini, ürettiklerini tanıtabilecekleri çok güzel bir fuar. Ben emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Ülkemiz için pek çok faydalı olacağına inandığım bir fuar. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir programın daha başına geldik efendim. Çanakkale BİGA fuarından bizi izleyenlere, Azerbaycan'daki izleyicilerimize ve Türkiye'deki izleyicilerimize selamlar diliyoruz. Efendim öncelikle Çanakkale Süs Tavukları, Derneği Başkanımızla beraberiz. Bakalım bu süs tavukları ile ilgili biraz da bir bilgi alacağız. Öncelikle sizi bir tanıyalım. İsmim Erol Durmaz. Çanakkale Süs Tavukları Derneği Başkanıyım. Öncelikle hoş geldiniz fuarımıza. Hoş bulduk. BİGA ilçesinde her sene düzenlenen Marmara bölgesinin en büyük fuarı burası. BİGA Tarım Fuarı. Biz de hem Çanakkale Süs Tavukları Derneği hem de yan taraftaki Lapseki Süs Tavukları Derneği iki dernek ortak bir stand açtık. Beraberce hem ürünlerimizi hem beslediğimiz hayvanları öncelikle halka, çocuklara sonra diğer hobicilere tanıtmaya çalışıyoruz. Evet, kaç çeşit burada tavuk var öyle diyelim? Burada 70'in üstünde hayvan var, 70 çeşidin üstünde. Maşallah. En çok tutulanı hangisi? Azerbaycan olarak mı söyleyeyim, Türkiye olarak mı? Ne olsun fark etmez. Genelde Brahma. Yani büyük boy hayvan, iri, kasalı büyük boy hayvan. Birazdan tanıtırken orada da gösterebilirim. O zaman şöyle gezelim hafif hafif. Tabii. Hem de tanıyalım. Mesela şöyle duralım, kameramanımız şöyle gelsin. Evet. Mesela bunlar Japonez, küçük boy hayvan. Bunlar şu an yumurtada, yetişkin.
800 gram 1 kilo ağırlığında, kendisi de küçük, gösterişli, sempatik, kafes hayvanı. Evet, buna geçelim. Yan tarafında Wyandotte grubu var. Bunlar da GSG Wyandotte, Altın Wyandotte diye geçiyor. Bunlar da aynı şekilde gösterişli süs tavuğu. Burada zaten tamamen bütün hayvanlar süs tavuğu tarzında. Yani yemeklik yumurta yapan normal ticari tavuk yok. Bunları alanlar genelde hobi olarak mı? %100 hobi. Bunlar tamamen bahçede yetiştirmek için. Şimdi düşünün, bahçenizde normal bir ataks. Stresini attık. Aynen, aynen. Öyle. Bahçenizde normal bir ataks ya da Sussex tarzı normal bir tavuk mu istersiniz? Yoksa böyle gösterişli, göze hoş gelen, ister yumurtasını yersiniz, ister ticari olarak pazarlarsınız, ister üretirsiniz. Peki bunların menşeleri çoğunun hep dışarıda mı süs tavuklarının? Yok, Türkiye'ye ait ırklarımız da var. Mesela Sultan var. Birazdan yanına geldiğimizde tekrar ben size yerli ırk diye söylerim. Hem bir taraftan. Tabii. Burada gene dediğim gibi temin size bahsettiğim Brahma grubunun, bunlar daha yavruları. Birazdan büyük halini göreceksiniz. Gene İspanç milli ırkımızdır. Temin sormuştunuz. Türkiye'nin kendi ırkıdır İspanç. Şunlar. Bunlar bizim kendi ülkemize ait. Türkiye'ye ait. Türkiye'nin zaten 5 tane tavuk ırkı vardır. Bunlardan bir tanesi İspanç. Milli ırk olarak geçen. Anladım, anladım. Şöyle devam edelim. Evet. Bunlar normal güvercin. Bunlar güvercin. Bu çok enteresan bir tavuk. Bu Fizan diye geçer. Fizane diye. Tepeli, gösterişli. Küçük orta ırklara girer bu da. Normal bir ırk yani. Yaban hayvanı olarak kekliğimiz var. Kınalı keklik. Çil keklik. Bunları tek olarak getirdik eşlerine zarar vermesin diye fuar alanında. Şu an Yarka dünyanın en etli tavuğu diye bilinir. Jersey Giant. Normalde 5 kilo ile 7 kilo arasında bir ağırlığa ulaşır. O kadar büyük bir hayvan getirip de burada strese sokalım. Yerli herhalde. Yerli. Yerli değil. Yerli değil. Bu da menşeli, dışırıklı evet, menşeli bir ırk. Çok, bu daha bir de. Evet, bu şey. Yurt dışında Silkiye diye geçer. Türk ismi Habeş. Siyah Habeş. Gene süs dediğiniz gibi, zaten pamuk gibi, pamuk şekeri gibi. Küçük yumurta yapan, küçük ırk hayvan, gösteriş hayvanı. Allah, ne kadar güzel ya bu hayvanlar. Ördeklerimiz var, yeşil başlar. Evet. Bunlar da yavru brahmalar. Bunlar da büyüdüğünde gene i̇ri, devasa ol. İri ırk. İri ırk. Bunlar da daha büyüyecek hep yavru olarak. Evet. Burada araukanalarımız var. Şile menşeli bir ırk. Dikkat ederseniz küpeleri vardır yanlarında. Mavi yeşil yumurtacı grubundadır bunlar da. Hem gösterişli hem yumurta rengi mavidir. Şöyle bir şey diyelim. Çanakkale'de mesela bunları bayağı bakan aileler var mı? Alanlar, bakanlar. Hem var. Dernek olarak. Hem var. Tabii. Çanakkale Derneği'nin faal 51 üyesi var. Bildiğim kadarıyla Lapseki Derneği'nin de en az bir 50 üyesi var. Yani sadece Çanakkale ilinde bilinen kayıtlı hobici sayısı 100 ailenin üstünde. Anladım. Bu sadece bilinen kayıtlı. Ama emin olun en az daha derneklerin tanışamadığı, bünyesine katamadığı yüzlerce daha böyle hobici bir var. Bir de sizin yani Türkiye çapında da büyük böyle fuarlar yapılıyor, tanıtımlar yapılıyor, evet, değil mi? Süs tavuğu üzerine. Yarışmamız var, federasyonumuz var. Türkiye'de federasyona kayıtlı 40'un üstünde dernek var. Ocağın 22'si 26'sında Ankara'da ulusal yılda bir kez yapılan büyük yarışma var. Oradaki hakemlerimiz yurt dışından geliyor. Hayvanlar puanlanıyor. Türkiye'deki en kaliteli ırklar ortaya çıkarılıyor. İnsanlar o ırkları daha iyi şekilde nasıl eğitebileceklerini, nasıl daha geliştirebileceklerini oralarda öğreniyorlar. Oradaki yarışmadaki puan kartlarında hayvanların eksileri, artıları yazıyor. Yok, herkes dernek üyelerinden Biga'ya en yakın yerdeki hayvanları getirdik. Yani evet, çok uzak yerden hayvan taşımadık. Şurada kameramanımız bir gelirse. Görüyoruz. Mesela çok zor bulunabilecek Türkiye'de nadir ırklardan sarı boyun Franklin. Evet. Sadece koleksiyonerlerde bulunur yani, evet, kolay beslenen bir hayvan değil. Evet. Bu da keklik herhalde. O da dağ tavuğu türü. Evet. Dağ tavuğu türü. Ben şurada mesela şuraya geçelim bir dakika. Bu nedir? Şu. Bu Nandu deve kuşu yavrusu. Bu da stres yaptığı için biraz kendini tellere vurmuş. Ağzında yara oluşmuş. Normalde deve kuşunun süs hali. Büyüyor mu bu? Tabii bu yavru 45-50 günlük bir yavru bu. Ne kadar büyür bu? Yani benim elimdeki anaç yaklaşık 40 kilonun üstünde. Yani aşağı yukarı boynuyla beraber 2 metre 20 santim. Bu kadar büyür deve kuşu. Tabii boynuyla beraber 2.20 de şu anda daha 2 yaşında, biraz daha büyüyecek. Ama yani nasıl diyeyim size, 40-50 kilo ağırlığına ulaşabiliyor. Bunlar normal deve kuşu değil. Bunlar süs deve kuşu. Aynı tavuğun süsü gibi düşünün. Mesela şurada cüce hintlerimiz var. Bunlar koşu moduya geçer. Bunlar da yurt dışı menşeli bir ırktır. Bu şu an mesela yetişkin. Tamamen büyük bir hayvan. Dövüş horozunun minyatür hali. Anladım, anladım. Daha sempatik, daha gösterişli. Yani yan tarafında... Bir de kalıbını kestim. Bak, kameraman da gelsin bizimle.
Şimdi Lap Seki'nin tarafına geçtik, standına. Şurada işte çok büyük, burada ben çok büyük tavuklar görüyorum. Bunlar evet. Nedir? Demin gördüğünüz brahmaların, yarka dediklerimizin yetişmiş hali bunlar. Bunlar şu an anaç, yumurtaya gelmiş, vasıflı. Aşağı yukarı gördüğünüz üzere boyunu, posunu, kafes boyunu dikildiğinde geçecek, yani 50 santime geçecek. Maksimum 5 kilonun üstündedir, 5'in altına düşmez. Zaten genelde Türkiye ve Azerbaycan, bizim kendi bölgemizdeki insanların genelde beslediği ırk bu. Hem göze hoş geliyor, hem de etine, yumurtasına dolgun. Bunların tüyleri bir işe yarıyor mu? Yok. Değerlendirildiğini hiç duymadım. Evet. Eti ve yumurtası. Mesela ben gübresi çok faydalı. Şu tavuk mesela bakın pamuk gibi. Evet. Bunu alsam evde nasıl bakarım? Böyle kafeste mi bakacağız bunu? Hayır, normal kümes ortamında. Burası sadece bugüne özel böyle. Yani insanlara tanıtabilmek için, kafes ortamı olmayacağı için. Normalde küçük portatif kafeslerde, bahçeye de saldığınız zaman yeşilliklerin içinde gayet güzel bakarsınız. Evet. Çok gürültü yapacak hayvan da değil. Sempatik hayvanlar. Bunların içinde yiyenler de var mı? Hepsi yenir. Hepsi yeniyor. Bunların içinde yenmeyecek hiçbir hayvan yok. Hepsi yenir. Ama insan kıyamaz genelde yani. Yani hobici olduğumuz için genelde üretim taraftarıyız. Yani üretip göndermek, yetiştirmek, diğer insanlara bu sevgiyi tanıtmak. Evet. Yani birinci hedef kitlemiz çocuklar zaten. Gezdik, süs tavuklarımızı tanıdık. Son olarak şunu söyleyeyim. Bunların Türkiye'de bir yarışması var mı? Tabii. Küçük dernekler kendi aralarında ulusal ve yerel yarışmalar yapmaya çalışıyorlar. Ama asıl yarışmamız senede bir kere federasyonumuzun organize ettiği büyük finalimiz. 9-12 Ocak'ta Ankara Gölbaşı'nda Avrupa'dan hakemlerin gelip puanladığı ulusal yarışmamız yapılacak. Orada tüm hayvanlar, getirilen tüm hayvanlar dış ülkeden gelen hakemler tarafından puanlanacak. Hem bu şekilde üreticilerimiz hayvanların eksiklerini, yediklerini, aldıkları puanları görecekler. Hem de kaliteleri ortaya çıkmış olacak. Bu işin finali 9-12 Ocak'ta Ankara Gölbaşı'nda yapılacak. İnşallah biz de orada oluruz diyoruz. İnşallah. Biz de sizi bekleriz. Davet etmek isteriz. Evet, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin.